Yaşamın yeni mozaiği. Palladium Alışveriş Merkezi. Kalp krizi nedir hocam? Kalp krizi öncelikle çok hayati bir durum. Yani bir insanın başına gelebilecek en ciddi rahatsızlıklardan bir tanesi kalp krizi. Çünkü ölüm riski yüksek. Kalp krizi geçiren insanların belki üçte biri hastaneye bile yetişemiyor. Evinde, yolda, arabada, nerede denk gelirse orada özellikle de ritim problemlerine bağlı olarak kalp krizi sırasında vefat ediyorlar. O yüzden de kalp krizi bizim için çok önemli bir hadise. Kalp krizi kalbi besleyen ana damarlarından bir tanesinin ani olarak tıkanması demek. Burada bu ani olarak tıkanma ne zaman olur, nasıl olur? Buna ilgili bizim bilmediğimiz, hala bilimin keşfedemediği çok karanlık nokta var. Bununla beraber bilebildiğimiz kadarıyla kalp krizi nasıl oluşuyor? Burada maket üzerinden de gösterebiliriz. Kalbi besleyen, özellikle de sol karıncık dediğimiz aorta kan pompalayan kısmın damarlanması çok önemli. Burada kırmızıda gösterdiklerimiz atar damarlar. Belli bir yaşla birlikte, 15-27 yaşlarla birlikte özellikle de risk faktörü olan kişilerde bu damarlarda yağlanma başlıyor. Biz buna plak diyoruz. Buradaki plak başlıyor. Bu bazen gene risk faktörlerine, genlere ve bilemediğimiz şeylere bağlı olarak çabuk ilerleyebilir, yavaş ilerleyebilir. Ama orada bir kez plak oluştuktan sonra bu normal damardan farklı bir yapı, damarın içerisinde bir yapı. Bu hiç kesemediğiniz bir anda bu plakta bir yırtılma oluyor. Bu plakta yırtılma olduktan sonra da vücutta bazı mekanizmalar aktifleşiyor ve bu plan üzerine pıhtı biniyor. Bu plan üzerine pıhtı bindiği zaman da o damar tıkanıyor. Genellikle %100 civarında bir damarda tıkanıklık oluyor ve o damarın beslediği, mesela diyelim ki şu damar tıkansın, bu damarın beslediği bölgedeki kas, kalp kası zarar görmeye başlıyor ve erken müdahale edilmezse de o kas bölgesi ölüyor. Anlatabilir mi? Burada ne kadar erken müdahale edilirse tabii buna, damar ne kadar erken açılırsa hastanın hayatını kurtarma şansımız o kadar fazla. Anladım. Peki insanın kendisinin kalp krizi geçirdiğini anlaması mümkün müdür? Yani bu her zaman mümkün değil. Çünkü kalp krizinin en önemli belirtisi göğüs ağrısı. Ama her zaman göğüs ağrısı olmayabilir. Nefes darlığı, ani bayılma, nadiren çarpıntı gibi şikayetlerle de kalp krizi kendisini belli edebilir. Ama genel mutat şikayet göğüs ağrısıdır. Göğüs ağrısı, peki her göğüs ağrısı kalpten kaynaklanmıyor demiştim. Kalp krizindeki ağrı nasıl olur? Kalp krizindeki ağrı genellikle göğsün ortasında. Böyle ezer vasıfta, sanki biri üzerine oturmuş, biri sıkıştırmış vasıfta olur ve şiddetli bir ağrı olur. Bu ağrı tek bir noktada olmaz. Kalp krizinin ağrısı genellikle geniştir. Hasta tam yerini lokalize edemez. Bununla beraber ağrı genellikle sırta, arka tarafa, özellikle de sol kola yayılabilir. Ağrıya bulantı, kusma gibi şikayetler eşlik edebilir. Yani ağrıyla birlikte bayılma olabilir. Ve genellikle de kalp krizinin ağrısı 15 dakika kadar uzun sürer. Yani mesela birkaç saniye süren, geçip giden bir ağrı genellikle kalp ağrısı olmaz. Ya da ağrı başladı, 3 saat boyunca hiç kesilmeden ve ağrının şiddeti değişmeden devam ediyorsa, bu da genellikle, tabii ki her zaman değil, genellikle kalpten kaynaklanmıyor. Ama tekrar ediyorum, göğsün ortasında, baskı tarzında, yanma tarzında, sırta yayılan, kola yayılan, beraberinde bulantı kusmanın olduğu ve özellikle de 15 dakikanın üzerinde süren ağrılar genellikle kalp krizinin belirtisi. Peki, Hatay ilimizde kalp krizi geçiren hastalar nasıl tedavi oluyor? Yani siz nasıl yöntemler uyguluyorsunuz? Kalp krizinin sebebi, kalbi besleyen 3 ana damardan, bazen yan damarlar da tıkanır ama onlardaki kriz küçük olur. Özellikle 3 ana damardan bir tanesi tıkandığı zaman bu kalp krizine sebep oluyor. Ve buradaki de, burada tabii ki en iyi tedavi bu damarın bir an önce açılması. Bunu da açılacak en iyi yöntem, bazen imkan olmazsa ilaç tedavisi de denenebiliyor ama anjiyografi yapıp tıkalı damarı anjiyografide tespit ettikten sonra, koroner anjiyoda tespit ettikten sonra olan estet yöntemiyle o damarı açmak. En iyi tedavisi bu. Buradaki problem, sonuçta kalp krizi her zaman mesai saatleri içerisinde olmaz. Mesai saati 8-5'tir, her zaman öyle olmaz. Genellikle de gece olur. Gecenin 1'inde, 2'sinde, 3'ünde. Dolayısıyla da buradaki şu devreye giriyor. Bu anjiyografi laboratuvarının 7 gün 24 saat hizmet verebilmesi lazım. Yani anjiyo laboratuvarı gündüz çalışıyor, akşam çalışmıyorsa, akşam kalp krizi geçiren hastada erken müdahale edilemez. Kalp krizinde ilk 12 saat çok önemli. Yani 12 saatten sonraki müdahalede bizim alacağımız fayda azalıyor.
Yani o yüzden ne kadar erken müdahale edilirse bu o kadar önemli. Bu noktada da hem üniversite hastanesinde hem de Defne Hastanesi'nde bizim anjiyografi laboratuvarımız 7 gün 24 saat açık. Dolayısıyla da kalp krizi geçiren hastalara özellikle 112 ile iletişim kurduktan sonra, 112 hastayı getirdikten sonra kabaca 30 dakika 45 dakika içerisinde müdahale edilebilmekte. Bu yaklaşık Hatay'da 4-5 senedir yapılabilen bir işlem. Hani özellikle biz ekibimizi kurduktan sonra yaptığımız bir işlem. Ve çok önemli bir tedavi. Batılı ülkelerde dahi, Amerika'da, Avrupa'da dahi her bölgede yapılan bir işlem değil. Her yerde yapılan bir işlem değil. Çünkü dediğim gibi anjiyografi personeli, doktorun, yani hazır bir ekibin bulunması lazım bu işlemin yapılabilmesi için. Ama Hatay'da şu anda bu hizmet veriliyor. Bu Hatay için de bence çok önemli. Yaşamın yeni mozaiği. Palladium Alışveriş Merkezi.